Yahu Haval, unutmadın değil mi? Bak, türkü çalar da kaçırırsak ölüm fermanımız imzalanmış demektir o. Tamam Haval, ezberledim artık. İki sefer üst üste bugün bizim bayramımız türküsü çalarsa işaret gelmiş demektir. Biz de o zaman saldırıya geçeceğiz. Beklemekten sıkıldım ha. Çalsa da şu türkü başlasak artık. Niye ilçeye indiniz ki? Sizin yeriniz daha. Burada sıkıştırıp gebertecekler sizi. Durun, yapmayın. Senin dilin çok uzadı la. Kesireyim mi la brezir ha? Helal, sakin ol. Çok la. Çok. Sakin ol, sakin ol. Bırak. Dur Helal. Şu türkü bir çalsın. İlçeyi işgal edip şu bayrağı bir dikelim. İlk seni geberteceğim. He, kolaydı ya. İşgal edin, yapın bakalım. Bayrak dikmeye kalsa tüm terziler devlet kurardı. Oportunuz kadın. Kimden yanısın lan sen? Sen nasıl bir kadına el kaldırırsın? Allah'tan korkun yok mu senin? Biri senin ananı dövse ne yaparsın ha? Devrimcinin anası olmaz. Dur Eval. Babası da olmaz. Bize bunu böyle öğrettiler. Lan çek elini. Git bak hele. Diğerleri ne ederler? Belki bir haber gelmiştir. Türkü çalınmıştır. Hele git bak. Kimsin la? Benim, ne soru iş? Aç kapıyı. Lan manyak mısın sen? Ne diye dışarı çıkarsın? Saldırıyı başlatacak şifre çalınmamıştır daha. Peşindesiniz ha. Bak sana ne diyeceğim. Şimdi başını gövdenden ayırsam ne kadar uygun olur lan ha? Mesela desem sana, senin başınla gövden simetrik değil ha? Ha? Göze çirkin görünüyor ha? Ha? Bırak beni, psikopat mısın sen? Psikopatım lan! Psikopatım! Sen 1000 yıllık gövdeyi nasıl ikiye bölme peşine düşersin lan ha? Kıta kılın hani ha? Ha? Kürt Türk'ten, Türk Kürt'ten etle tırnak nasıl ayrılır lan? Celil yeter. İşimize bakalım. Al bunları al. Kalk lan kalk. Al bunları al. Şahin. Bu süt kuzusuyla konuşabiliriz. Anlat lan. Burada ne arıyorsunuz? Hedefiniz ne? Anlat lan! Bana bak süt oğlanı. Yaşamak istiyorsan cevap ver. Yoksa beynini öyle bir dağıtırım ki... karıncalar bile zor toplar. Celil, daha çocuk o. Şimdi bak... 3'e kadar sayacağım. 1 3 Tamam. Biz buraya ilçeyi işgal etmeye gelmişiz. Tamam onu geç. Hızlı hızlı anlat bakalım neymiş derdiniz. Anlat lan. Oğlum bizim sabrımızı zorlama. Emin ol bunun için zamanımız yok. Niye bu eve girdiniz lan? Ha? Bu evin özelliği ne lan? Saldırı başlayınca kaymakamlığa saldıracağız. Biz kaymakamlığı işgal edeceğiz. Oraya partinin bayrağını dikeceğiz. Bize böyle demişlerdir. Yapma ya. Niye lan? Kaymakamlığı işgal edince boyunuz mu uzayacak lan? Güya kurtarılmış bölge oluşturacak. Devletlerine ilan edecekler. Sonrasında da savaş kanunları geçerli olacak. Öyle olunca Birleşmiş Milletler müdahale edecek. Plana bak lan. İki çocuk önde, dünya kadar ayı arkada devlet kuracaklar ha? Anlat lan! İşgal emrini nasıl alacaklar? Anlat! Radyo, radyo! Radyoda şifreli çarkı çalacaktır. İşaret odur. Çarkı 2 sefer üst üste çalınca evlerdeki hevallar saldırıya geçeceklerdir. Şifreli çarkı bugün bizim bayramımız şarkısıdır. Bakalım bugün kimin bayramı olacak?
Şu şarkı mıdır nedir çalmadan tek tek girdikleri yerde keselim nefeslerini komutanım. Çok fazla zamanımız yok gibi. Naza yılanı saldırı başlasın diye çabalıyordur şimdi. Çıkıyoruz. Komutanım, şu radyoyu da susturmak lazım. Başka türlü olmayacak. Çıkarın lan silahları! O ilçede taş üstünde taş kalmayacak. Partinin emri böyledir. Yakın, yıkın, öldürün. Hadi lan, başlayın! Lan neredesiniz? Ne olmuş lan burada? Lan! O baş belalarının işi bu. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ulan parti beni gebertir başarısız olursam. Öldürmezsem öleceğim. Yürü. Hadi yürü. Yürü. Allah'ım yürü. Hadi yürü. Yürü. Kalk lan, kalk. Sen de artık partinin askeri oldun. Al şunu, al. Benim devletle bir derdim yoktur. Allah'a şükür her bir hizmet ayağımıza kadar geliyor. Senin yoktur ama benim vardır lan. Artık güç bende olduğuna göre dediğimi yapacaksın. Az sonra bu ilçe devletimizin ilk kurtarılmış toprağı olacak lan. Sizin yolunuz yol değildir. Kürde eziyet edersiniz en başta. Devlet olsanız ne yapmazsınız ki? Çok konuşma lan, çok konuşma. Ya bu türkü niye hala çalmazlar ki? Değil mi? Heval yav, belki TC şifre öğrenmiştir. Belki ikinci plana geçilecek ha? Bomba patlayacak belki. Ne oldu la? Niye sustu la bu radyo? Heval dedim ben, TC saldırı şifresini öğrenmiştir. Artık radyo yoktur. Bomba patlayacaktır şimdi. Plan budur. Bölge 1, isteğiniz yerine getirildi. Radyo susturuldu. Anlaşıldı. Radyo sustu Celil. Celil! Celil! İçerideki kişiler. Hadi bitirelim komutanım. Şahin. Hazırım komutanım. Bayrak dikecekler ha? Önce canlarını kurtarsınlar da sonra devlet kurarlar. Ben yardım getireyim. La kaçıyor la kaçı. Dur. Dur gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Gel. Harekete bırakın geçiyoruz. Beni. Şimdi. Bırakın lan. Gel yürü. Bırak. Dur. Anlaşılan sen tiniyetsiz değilsin ha? Karım içeride komutanım. Karım içeride. Ulan bunlar Kürt olsa Kürt'e eziyet etmezler be. Eminiz hemen onlar olacak merak etmeyin. Bırak komutanım ev yıkılsa ne çıkın? Nasılsa yapılır. Siz bayrak mı ne dikeceklermiş kaymakamlığa? Onu durdurun yeter. Biz devleti bir birdik abi. Ayrılık gayrılık istemeyiz. Eyvallah bacım. Biz daha ölmedik. Bu hainlik bitmeden de ölmeye niyetimiz yok. Hadi sıradakini gör. Gidelim komutanım. Yürü. Hadi yürü. Yürü. Ama yürü. Hadi yürü. Ne oluyor? Yürü.
yürü. Hadi yürü, yürü. Eskerler Heval, bizimkileri toplamışlar. Radyonun niye kesildiği anlaşıldı. Kıstırıldık burada. Ne edeceğiz şimdi? Ne mi edeceğiz? CCK'a ne emrettiyse ona edeceğiz. Bu ilçeyi işgal edeceğiz lan. Radyo iptaldir. Şimdi saldırı şifresi patlayacak bombadır. Ama önce şunlara bir ders vermek lazım. Hadi la Suriyeli, kımılda. Lesemin el garar. Keyfe yümkün. Lene elhiyen hedime Türkiye. Kalk lan, kalk. Geç lan. Ana. Geç şöyle. Oğlum. Şunlar komutan olmalı lan. Önce onları indireceğiz. Soldaki benim. Sağdaki de benimdir. Ne edeceğiz baba? Ne bileyim ben. Ne ettin lan sen? Şurada Celil. Evet, tutmamız lazım. Koruma ateşi açın. Hepinizi geberteceğim lan. Hepinizi geberteceğim. Yat lan, yat, yat, yat. Merak etme aslanım, iyisin. Üzülme abla, oğlun iyi olur. Şahin, ambulans çağır. Emredersiniz. Meynete, meperçem, zemkünete. Ulan anladığım dilden konuş lan, iç. Bayrağı yine dikemedik diyor. Olmayacak şeylere bel bağlarsanız daha çok dolanır durursunuz olduğunuz yerde lan. Anam vatan, babam vatan, oğlum, kızım, yarim vatan. Ulan siz kimin vatanına bayrak dikmeye geldiniz ha? Öldük mü lan biz? Yürü lan. Al, al. Kaçtı it oğlu it komutanım. İz sarpa soruyor Celil. Saldırıyı başlatmak için diğerlerine haber verecek. Hadi yakalamamız hadi lazım Celil. Hadi. Hadi. Silahlar atıldı la. Saldırıya geçelim ha. Bekle la. Radyo iptal olunca ikinci işaret patlayacak bombadır. Komutanlar böyle söylemiştir. Tamam sakin. İkinci işaret patlayacak bombadır. Şunu bir indirseydik ha. İnecek la. Bugün inecek. O kaymakam tutuklanıp CCK önünde yargılanacak. Görüntüleri bütün dünya medyasına verilecek. Bugün devlet olacağız la. Heval, devlet olunca bize maaş da verirler mi? Kes sesini manyak. Bir duyan olacak. Alırlar kellerini. Maşa olmadan maaş olur mu? Oğlum biz maşa mıyız la? Nesin ya? Salak. Beynin yok mu senin? Bak hele partide kaç tane Kürt var. Tamam lan tamam. Senin yüzünden gebereceğiz şimdi. Ah, Hasan. Tamam, sakin. Beni hastaneye götür. Karım hastaneye gitmeli. Bu bayrak o direğe asılmadan hiç kimse bir yere gitmeyecek. Karım ölecek be, insafsızlar. Lan! Aman 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 aman. Bırakın koyduğumu zalim adamlar. Zalimlik. Gücümüz yetmez kızım. Allah yardımcı olur. Kesin sesinizi moruklar. Yoksa keserim nefesinizi. Bu kız beni yaktı la. İyi ya bayrağı kızı al lan. Bismillah. Giderken alacağım. Al al. Bismillahirrahmanirrahim. Değiştirin artık bu kafaları be.
Kürtlerin dini Mazdek ve Yezidiliktir. Zerdüşt'ün buyruğu neyine yetmiyor lan senin? Kürt'ün dini İslam'dır. İslam olmayan Kürt değildir. Kürt yobaz değildir. Müslümanlar yobazdır. Sen Müslümanlığı nereden bileceksin gavurun en iyi? Kes sesini moruk! Allah'ım kalplerimizi, sinirlerimizi imana, İslam'a, sana kulluk coşkusunu aç. Allah'ım seni tanımayıp başka altyazılığına hidayet erdir. Eğer onların buna niyeti yoksa, kapına gelip el açmama inatları varsa onları en yakın, yakından da yakın zamanda kahhar isminle kahret ya Rabbi. Birliklerini boz, parça parça et. Sana kulluğu en büyük şeref bilenleri bu zalimlerin ayakları altında ezdirme ya Rabbi. Amin hanım, amin. Sus lan sus. Ben izin vermeden konuşursam var ya, o dilini keserim. Ben gidip yardım isteyeceğim dede. Kızım öldürürler seni. Git kızım. Bunların eline düşeceğine öl daha iyi. Ha, kaçıyor lan. Dur bırak kızımı. Bırak kızımı. Dur lan. Bırak. Bırak kızımı. Geç. Geç. Bu herif diğer teröristlere ulaşırsa saldırı başlar Celil. Bu itin dilini kesmez miyim ben komutanım? Ayrılalım. La bu sene final yılımız olacak. Bayrağı dikeceğiz. Lafı dolandırma Ömer. Dinamit istiyorum senden. Hem de hemen. Bende dinamit yok Ekrem Bey, biliyorsunuz. Nasıl yok be? TC ihalelerini en fazla alan müteahhitsin. Yol açarsın, hayaları uçursun. Neyle yapıyorsun bunu? Balyozla mı? 40 yıllık kuşta dans öğretmeden getir şu dinamitleri. Bende dinamit yok dedim Ekrem Bey. Yok Ekrem Bey. Yalan söyleme Ömer. Dinamit ver bana. Yok Ekrem Bey. Yok. Senin yolun yol değil. Örgüte çalışıyorsun sen. Benim seninle işim olmaz. Yollarımız ayrı bizim. Naz'a, Ömer dinamit vermiyor. Ulan, bana bak radyo sustu. Hemen diğer plana geçmemiz lazım. Hevaller patlama bekliyor lan. Ne yap et patlat bir şeyleri. Yoksa sen patlarsın ona göre. Ya ne yapayım, adam vermiyor. Ne edeyim ben be? Beni örgütçü olmakla suçladı. Sen bana bak. Onun da cezasını keseriz, tamam mı? Sen ilçeyi karıştıracak bir şeyler yap. İşe yara. Kaymakamlığa bayrağı dikip kaymakamı tutuklayacağız. Devlet olacağız ulan. Bana bak. Bu kadar yaklaşmışken geri dönmek olmaz. Ya bırakırlar mı kaymakamlığı bize? Lan elbette bırakmazlar. Ama biz oraya elimizde bir saat tutalım yeter. Bir saat lan. Bir saatliğine bayrağı dikelim. Gerisi arkamızdaki devletlerin anında çözeceği bir iş. Biz bize düşeni yapacağız, anladın mı? Bir saatlik devlet. Bana bak. Dinamiti bulmadan sakın bana gözükme ulan. Tamam be tamam ha. Vay vay vay. Bakın kim varmış burada. Ulan gerizekalı. Hadi göster lan bakalım bayrak nasıl dikilir ha? Bayrak mı çaput mu lan ha? Bayrak mı çaput mu lan ha? Göster lan. Bayrak dikeceklermiş. Bayrak. Ha? Ben sana göstermez mi lan bayrağı? Bunlar bizim baş belaları. Önüne bak be. Yardım edin. Komutanım. Celil, sen bunu al. Hadi, yürü. Sesini çıkartırsan gebertiriz. Ben bu işten zevk almaya başladım komutanım. Ağlama, ağlama. Geçti artık. Gel. Yardım et abi. Dedem de ellerinde. Bir de kaymakamlığa bayrak dikeceklermiş, öyle söylüyorlar. Celil hadi yürü. Bu kepeği de götürelim oraya.
Çok iyi yer seçmişler Celil. Yerden görünmeden yaklaşmak imkansız gibi komutanım. Biz de yerden gitmeyiz Celil. Anladım komutanım. Bizim saldırımızı bekleyin Bucu. Şahin, kendine gel. Emredersiniz komutanım. Aklın nerede koçum? Neyin var kaç gündür? Toparla kendini aslanım. Ben dalgın adama canımı emanet etmem. Ama komutanım. Dikkatini topla aslanım. Aşık mısın Nesin oğlum? Neyse tamam. Celil biz gidiyoruz. Siz bizim saldırmamızı bekleyin. Tamam mı Şahin? Emredersiniz komutanım. Vatan bir, gölge bir. Kaymakamlık binası tetikte olsun. Her an saldırı olabilir generalim. Anlaşıldı gölge bir. Lan! Neredesiniz lan? Çıkın ortaya. Emret Taza Başkan. Emret Taza Başkan. Silahları hazırlayın lan. Eylem başlıyor. Bakmayın lan salak salak, çabuk olun. Hadi lan çabuk, 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 çabuk. O bayrak bu ilçeye dikilecek lan. Hem de kaymakamlığa. Taza Başkan, sonumuz olmasın bu iş. Çok tehlikeli. Asıl o bayrağı dikmezsek sonumuz olacak lan salak. Aklını kullan. Loşkayı doldurun lan. Roketçiler siz de hazır olun. Korkmayın, roketle av yığınla. Atın atabildiğiniz kadar. Suriyeli Persli kardeşlerimiz sağ olsun. Hadi! Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Kabum var. Atlı kabum var. Şimdi yandık komutanım. Durmayın ateş lan ateş. Taş üstüne taş kalmayacak. Bu bayrağı bugün dikemezsek 40 yıllık mücadele boşa gidecek. Vatan bir, neler oluyor? İlçe çevresindeki tepelerden ateş ediyor gölge bir. Şerefsiz kardeşler. Ateş edilen yeri tespit edelim komutanım. Çakalların beklediği işaret bu komutanım. Patlamalar başladı. Çakıp başlıyor. Yeter lan, sıkılmışsın var. Hadi bitirelim şu işi. Nefes aldırmayın şu şerefsizlere Şahin. Ateş! Artık gizledik bitti komutanım. Yürü Celil, yürü. Hadi lan hadi. Komutan, yan evde de teröristler var. Bayrak dikeceklermiş. Onlar ancak kendi mezar taşlarını dikerler ana. Sen gönlünü ferah tut.
Kıyamet mi kopuyor, gök mü gürlüyor ya? Bu sesler ne ki ya? Ben gideyim bir bakayım. Evet, ben bir gideyim bakayım. Sen mi? Evet. Nereye la? Gene mi kaçacaksın? Ya Zelal kızım, sen ahraz mısın, seme misin? Nasıl bir insansın acaba ya? Ortalık yıkılıyor, sinirlendim ben bir anda. Öf! Gene kaçacaksın mı doktor? Ya kızım, anlattım ya sana. Ben işe girdim, timci oldum. Tim'e girdim. Tim'de görevim var. Ben Tim'de çalışıyorum. Tim'e gidip bir bakmam lazım. Hadi Tim. Kaçacaksın sen. Of! Ya karı, sen beni duymuyor musun acaba? Söz verdim ya, ben hiçbir yere kaçmıyorum karı. Buradayım. Ah! Ya şunlara bak, tipe bak. Aynı maymun gibi ya. Ya Zelal, bunlar gerçekten benim çocuklarım ya. Baba mıyım karı ben şimdi? Vay ya. Lan dur düzgün oynayın. Siz kardeşsiniz. Birbirinizi canlı yakmayın lan. Ağzınızı burnunuzu kırarım lan. Babalığı çok sevdim. Gerçekten çok güzel bir şey babalık ya. Tamam karı, kaçmayacağım. Ben bundan sonra babayım. Bakacağım ben çocuklarıma. Sen de evde kal. Hiçbir yere çıkma, tamam mı? Kendini koru. Hadi görüşürük. Baba dur baba. Bizi bırakma baba. Dur ya. Baba. Ne yapıyoruz? Bu ne kadar duygusal bu çocuklar ya. Hep balık burcu mu bu çocuklar? Baba ne olur ya, baba ne olur. Ne var lan? Tamam, başımın belaları. Bırakmayacağım, gitmiyorum bir yere. Tamam, tamam. Ne olur baba ya. Babalık ne kadar zor bir şeymiş. Sen analıksın, sen babalıktan anlamazsın. Babalık nasıl bir zor, anlatamam. Yürüyün gidin lan, yürüyün gidin lan. Ağzınızı, burnunuzu kırarım, güzel güzel oynayın. Şşş, canım perim ya. Hadi Zelal, hep bu kurdunun pisliği. Al. Bismillah. Yeter lan. Bırak dokunma Cenab-ı Terim. Bırak. Lan bunu. Bırak dedim. Çakal. At lan silahı, at. Allah'a çok şükür. Geldiniz ha oğlum. Geldik dedi, geldik. Daha da keşke ya. Kaymakamla bayrak asacakmış o. Durdurun bu hainleri. Merak etme dedi. Sen duanı esirgeme. Allah'ın izniyle bir şey yapamazlar. O bayrak hilaldir. Hilal de Allah'ı temsil eder. Allah kimsenin gücü yetmez dedi. Yıllarca sizi bekledik oğlum. Allah'ım çok şükür. Komutanım. Şahin. O bayrağı el uzatanların elini kırarım lan. İndirelim şunları. Ben size bu çaputu asamazsınız demedim mi lan? Aga, acil cevap ver aga. Ne var doktor? İşimiz var. Aslı burada aga, Aslı burada. Ya aga, mağaralardan ilçeye ateş açıldı. Şimdi de teröristler ilçeye iniyor. Divanın başına aza. Hangi istikametten geliyorlar doktor? İlçenin doğusundan aga. Kalabalıklara dikkat edin. Tamam doktor. Gelsinler bakalım. Eceli gelenler her zaman cami duvarı ararlar. Celil, hadi karşılayalım şunları. Eyvallah komutanım. Büyük bir zevkle. Uyuz eşek gibi sallanmayın lan. Canlanın. İlçeyi ele geçirmeye gidiyoruz. Kaymakamı tutuklayacağız. Evlere girin, çatışma olsun. Sivil ölmüş ölmemiş çok önemli değil. Gerekirse 3000 kişi ölsün ama siz ilçeyi ele geçirin.
Bayrağı dikin. Sonunda devlet olacağız la. Gerizekalı. Biz zaten devletiz. Kürt devleti olarak TC'den hesap sormaya gidiyoruz. Yürüyün şimdi. Oğlum dur. Gölge 5. Gölge 5. Naz'a senin. Canlı istiyorum onu. Anlaşıldı Gölge 1. Sana ne oldu ya la? Boncuk boncuk terliyorsun sen. Gölge 5, emrim anlaşıldı mı? Allah. Nişancılar! Mevzi alın! Pusuya düştük. Teslim olun. Yoksa hepinizin leşini sererim. Etrafınız sarıldı. Yaşamak istiyorsanız atın silahlarınızı. Atın silahları. Bu son uyarıdır. Hayır ulan hayır. Ne yapıyorsun? Gerizekalı. Geberteceğim Celil. Komutanım. Şehitliğin zamanı değil komutanım. İş bitsin. En son şehit oluruz. Merak etme. Naz'a kaçıyor. Celil Naz'a kaçıyor. Ancak ölüme kaçar oyunlar. Önce şu çakalları indirelim. Komutanımız olacak kalkak kaçtı ulan. Kız yönümü kucağına atıp kaçtı ulan. Teslim olun. Boş yere ölmeyin. Durun ateş etmeyin. Ateş etmeyin durun. Kurban olan teslim alıyoruz ateş etmeyin. Teslim alıyoruz. Teslim alıyoruz. Tamam, kurban olan ateş etmeyin. Durun. Teslim alıyoruz ateş etmeyin. Teslim alıyoruz. Tamam. Kurbanınız olan teslim alıyoruz. Tamam ateş etmeyin. Kurbanınız olan. Tamam teslim alıyoruz. Gerizekalı. Bizim teslim olanlara ateş ettiğimiz nerede görülmüş lan? Gölge 5 Naz'a kaçıyor. Bul şunu hemen. Arıyorum komutan. Arıyorum. Arama Şahin. Arama. Bul şunu. Bul. Hadi. Oradasın işte. Gebert hadi vur şunu. Ya oğlum Şahin bana bak bana. Elin senin gerçekten çok kötü ya. Doktor sus. Peki. Ne yaptın? Kaçırdım komutanım. Uçan kuş kurtulmazdı senden. Ne oldu? Elinde problem mi var? Yok komutanım. Uzun zamandır tüfekten uzak kaldım ya. Ondan oldu yani. Doktor. Aga bence gerçekten bu kadar da üstten var mı? Yani Şahin de bence haklı. Bu çocuğun biraz çalışması lazım. Hamlamış bu. Hem baksana rüzgar var. Yani o abartma, pis abartma. O nali rüzgar var ya kesin o merminin yönünü saptırtmıştır yani.
Çünkü arasan bahane çok, bir sürü. Celil, ben Nazan'ın peşinden gidiyorum. Komutanım, general aradı. Ekrem köpeği adam silahlandırıyormuş. İlçeyi karıştıracaklar. Adamı hemen paketlememiz emredildi. Naza, kaç bakalım. Bu son kaçışın nasıl olsa son. Edeceğim lan seni Serdar. İntikamım acı olacak. Baver. CCK kellemi istiyor. Sana kefil oldum Naza. Ama unutma. En ufak hatanda ben kelleni alırım. İlçe işi yaptı Naza. Şimdi o üsteğmenle yanındakileri bitirme zamanı. Stratejik savaş taktiğiyle Marksist devletimizi kuracağız. Al, al, Allah sen de al, al. Hep kazma kürek tutacak değilsiniz ya. Bakın, şu ilçeyi dağıtın, paraya boğacağım hepinizi. Krallar gibi yaşatacağım sizi. Tamam mı he? Canalara kral gibi yaşamak bize uymaz beyim. Bu iş bize göre değildir beyim. Allah haramı el sürdürmesin. Biz alın terimizle rızkımızı kazanma peşindeyiz. Masum insanları öldürene Allah affetmez beyim. Ya böyle bir şey olur. Ne yapıyorsunuz lan? Kovuldunuz hepiniz. Parti ilçe işgal edecek, sizi de köle gibi çalıştıracağım. Eşek herifler. Defolun gidin lan. Bakın gençler. Siz cesur, kahraman Kürt gençlerisiniz. İhya edeceğim sizi. Ömür boyu CCK arkanızda olacak. İmparator kimin yaşayacaksınız? Gelin alın silahları. Gelin alın. Dağıtın şu ilçeyi. Hadi benim aslanlarım. Hadi. Hoş lan it. Bu işler senin gibi köpeklere mi kaldı lan? Kandırma lan çocukları. Hadi gençler kaybolun, evlerinize gidin. Kapıyı sıkı sıkı kapatın. Kaybolun, hadi yürüyün. Ulan şerefsiz. Ekmeğini yediğin devlete karşı masum halkı ayaklandırmak da neyin nesi lan? Ne olan iç? Parayla mı satın alacaktın lan insanları? Ha? Parayla mı ha? Parayla mı? Bunlar senin gibi haramzade mi lan? Bu halk alnını bin yıldır secdeye koyar. Üç paraya ne kendini sattırır, ne de milletini satar lan. Sen herkesi sütü bozuk mu belledin ha? Lan. Celil değmez. Alın lan şunu. Şşt. Be dur. Bir dakika ya, iki çift laf edelim. Şşt. Ne diyeceğim sana bak tombilik. CCK seni kurtarır mı dersin? Tipe bak. Ya zaten haram yiye şişmişsin. Kocaman olmuşsun. Millet acından çatlıyor. Sen tıkımaktan çatlayacaksın ya la. Sana benim gibi doktordan hediyem var. Alın götürün la şunu. Hadi götürün, susturun, görmeyeyim şu dombiliği. Hop. Bu ne ya? Beni nasıl bir yükün altına soktun be Bahtiyar? Kaldırabilir miyim bunu? Ben Kordon Celir. Dağları inleten tabutçu. Bu yük ağır geldi be Bahtiyar. İnan ağır geldi. Celir! Kardeşlerim sana emanet komutan. Ölme Bahtiyar. Sefil etme onları. Bahtiyar'ın nasıl öldüğünü, katilinin kim olduğunu bilmeliler. Ne olursa olsun onlara bu gerçeği anlatacağım. Bu azabı dindirmenin başka yolu yok. Bismillah. Bacım ben... Sen camideki komutansın. Buldum.
buldun mu kocaman katilini? Yakaladınız mı alçağı? Ben de onun için geldim. Ha, elbette. Buyur buyur, içeri gir. Abin öldüğüne göre tören ne diyorsa o olacaktır. Bundan kaçış olmaz. Camideki komutan geldi baba. Abimin katili yakalandı mı komutan? Allah o hayvanın cezasını versin. Bitirdi bizi lo. O alçağa en büyük cezayı verin. Asın onu. İpe çekin. Cereyana verin. De hadi komutan. Bahtiyar'ın katili kimmiş? Allah'ım nasıl söylerim oğlunun katili benim diye. Beni yanlış anladınız. Katil daha bulunamadı. Ama her yerde aranıyor. Bunu demek için mi geldin onca yolu komutan? Adı sana belli değil mi komutan? Ben gidip geberteyim onu. Şimdiye çoktan kaçmıştır o. Merak etmeyin. Bulacağız. Kaçamaz elimizden. Abim öldükten sonra perişan olduk komutan abi. Durma öyle kız. Bir çay ver komutana. Geç otur komutan. Baba biliyorsun evde çay yok. Hiçbir şey kalmadı. Ne çayı be? Evde yiyecek bir şey var mı diye sorsanıza. Bu aile Bahtiyar'ın eline bakıyordu. O gitti, biz aç kaldık. Abim devlete çalıştığı için öldürüldü komutan. Karım, kardeşlerim sana emanet komutan. Sefil etme onları. Ben yine gelirim. Ne olur Bahtiyar'ın katilini bulun. Bulacağız bacım. Bulacağız. Bizden kaçsa bile vicdanından kaçamaz. Elbet teslim olur. Hoş geldiniz Teğmen'im. Sağ olun komutanım. Otur. Müteahhit Ekrem savcılığa teslim edildi komutanım. Örgüte ağır bir darbe vurdunuz. İlçe baskınında alçaklar büyük bir hezimete uğradılar. Biz de büyük bir beladan şimdilik kurtulduk. Celil, sen, diğerleri çok iyi tamamladınız birbirinizi. Tam bir tim gibi çalıştınız. Çok başarılı oldunuz. Kutlarım sizi. Sağ olun komutanım. İşimiz bittiğine göre başka bir emriniz yoksa karakola dönelim komutanım. Yok üsteğmenim, yok. Karakola dönmüyorsunuz. Gel benimle şimdi. Sen ve ekibinin yeni görevi özel bir birim olarak bölge halkının baş belası CCK'nın halka yaptığı zulümlere engel olmaktır. Timinizin adı Sungurlar olacak. Sungurlar tarihte Osmanlı Devleti zamanında padişaha bağlı olarak ülke içinde ve dışında özel operasyonlar yapan bir birimdi. Yol arkadaşları yardan, serden, candan geçmeye adanmış ruhlardı. Kendini cihan devletine harç yapan serdengeçlilerdi. Şimdi siz de onlar gibi görev yapacaksınız. Gün yardan, serden, candan geçme günü. Elinde tulumba bu fitne ateşine koşma günüdür. Gün Sungurların destanını yeniden yazma günü. Kine, nefrete, sevgiye geçit vermeme günü. Dünyaya sızmış asalakları kendi karanlıklarında elini kolunu bağlama günüdür. Gün ya devlet başa ya da kuzgun leşe günüdür. Gün ya kendi karanlığında boğulma ya da şefkat tepede uyanık gözle vatanı ayağa kaldırma günüdür. Gün Sungurların yeniden bilenip kılıç kuşanma günüdür. Örgüt ilçede istediğini yapamayınca kendine destek vermeyen halkı cezalandırmaya karar verdi. 3-5 kişilik gruplar halinde yol kesmeye, insanları tehdit etmeye başladılar.
devletin işlerini yürüten ve bölgede samimi bir şekilde çalışan iş adamlarını tehdit etmeye ve ihalelerden çekilmeye zorlamaya başladılar. Bundan böyle emirleri direkt benden alacaksınız. Ancak operasyonlarda bağımsız çalışacaksınız. Göreviniz her satıkta CCK ve bağlı kurumlarıyla hukuk çerçevesinde mücadele etmek olacaktır. Allah yardımcınız olsun. Sana ne diyorsan o olacak. Hakan da dediğimi yapmazsan canını çıkartırım ha. Sırlama kız, sırlama. Nasıl yaparım baba? Hamit kocamın kardeşidir. Nasıl evlenirim? Evleneceksin. Töre böyledir. Kocan öldüyse onun kardeşiyle evleneceksin. Başka da yolu yoktur. Baba kölen olayım. Yeter dedim ya. Evleneceksin Hamit'le. Hayırdır komutan, ne oldu? Ne var komutan? Bir şey mi istedin? Çocuklara yiyecek bir şeyler getirdim. Ha, öyle mi? İyi, iyi. İyi yapmışsın. Hamit, al oğlum şunları. Devlet ara sıra işe yarasın, değil mi? Gel içeri komutan. Yok amca. Benim göreve gitmem lazım. Sonra uğrarım. İyi, sen bilirsin. Ha, komutan, oğlumun kanı yerde kalmasın ha. Ben ne yapacağım şimdi? Bu hayatla nasıl başa çıkacağım? Kardeşine nasıl evlenirim Bahtiyar? Seni öldüren kimse? Beni bu hale koyan kimse Allah'ın bildiği gibi yapsın. Fatma. Nazlı. Ben geldim. Fatma. Kızım Nazlı, neredesiniz? Ne olmuş ki burada? Alo Fatma? İyi dinle la. Karının kızını istiyorsan hemen Damla Taş'a gel. Kimsin sen be? Ne istiyorsun bizden? Alo! Alo! Hedef kafesten çıktı, geliyor. Fatma! Nazlı! Böğürme lan it gibi. Karım kızım nerede? Kimsiniz siz? Parti diyelim Ömer. Örgüt ha? Parti sana ceza kesti lan. Ne cezası? Patlayıcı vermedin lan. Senin yolun yol değil. Örgüte çalışıyorsun sen. Karım kızım nerede? Ne yaptınız onlara? Bas lan geri. Bakın, ailem için ne istiyorsanız yaparım. Cezam kaç paraysa veririm. Tamam mı? Yok la. Tamam değil. Önce partinin kestiği cezayı ödeyeceksin. Sonra TC'ye yaptığın bütün inşaatları bırakıp ihalelerden çekileceksin. Sonra da tasını tarağını toplayıp buralardan defolup gideceksin. Siz ne diyorsunuz? İstediğimiz olmazsa karınla kızını pavyonlara meze ederiz. Hayır. Yapamazsınız bunu. Yaparız. Emin ol yaparız. Şimdilik karınla kızın evde Ömer. Şimdilik. Ama istediğimiz olmazsa? Bir hata yapıp polise askere gitmezsin umarım. Hadi bas git şimdi.
Hadi. İstediğimizi yapacak mı? Yapmazsa hayatı boyunca karısını kızını pavyonlarda arar. Eve biri mi girdi? Ne bileyim anne. Fatma, neredesiniz siz? Ha? Biri telefon etti baba. Senin hastanede olduğunu söyledi. Biz de alelacele çıktık. Orada bir adam çıktı karşımıza. Yanlış oldu yenge diyerek bu zarfı gönderdi sana. Neyin var baba? Bunlara ne olmuş Ömer? Derhal inşaatlardan, ihalelerden çekildiğini gösteren noter belgesini getir. Yoksa karını ve kızını bir daha göremez. Ne oldu baba? Halin kötü görünüyor Ömer. Sen odana git kızım. Babanla konuşacaklarım var. Tamam. Sıkıntı mı var Ömer? Örgüt bütün inşaatlardan çekilmemi istiyor. Niye? CCK taraftarı müteahhitler alacak işleri. Seninle. Nazlı ile tehdit ettiler beni. Ben ölümden korkmam. Ama Nazlı... O daha çok genç. Hemen gidelim buralardan Ömer. Bu kadar kolay değil Fatma. Bütün inşaatları yarım bırakacaklar. Bölgenin kalkınması duracak. Yüzlerce insan çalışır yanımda. Aileleri aç kalacak. İstedikleri de zaten bu. Böyle bir ortamda halkı devlete karşı daha kolay kışkırtacaklar. İşsiz kalacak gençleri daha çıkaracaklar. Allah'ım yardım et bize. Aslı, ya beni dinle, anlatsana ya. Ya sen de ne kadar inatçısın ha? Ya senin herif örgütle bağlantısı olan nişancı çıktı. Lan kordon da indirdi onu. Herif her gelenin tekiymiş ya, aldatmış işte seni. Şşt, bana bak. Şşt, şekercik, beni iyi dinle. Bak kızım, ben bu hayatta her şeyi gördüm, tamam mı? Hayat dediğin şey mayın tarlası gibidir ya. Yani bastığın yere iyi dikkat edeceksin, tamam mı? Şş, hadi üzülme şimdi. Benim Şahin oğlumu da üzme. İkiniz de çok kötü eder, ağzınızı burnunuzu kırarım, tamam mı? Haydi. Ah. Ne yaptın? Çok zor komutanım. Halleri içler acısı. Geçmiş olsun. Ne bu hal be? Topla kendini, iyi olacaksın. Gölge, vatan bir. Emredin komutanım. Tüm ekip eksiksiz olarak briefing için hazır olsun. Emredersiniz komutanım. Komutan bizi bekliyor. Gidelim. Sen de gelmek istiyorsun. Sen bir süre dinlenmezsin. Biraz hızlı kızım. Thank you.
Tamam kızım, sen çıkabilirsin. Peki efendim. Düşündüklerim doğru çıktı. Örgüt CCK işbirliğiyle kendilerine destek vermeyenlere ceza kesmeye başladı. Hedeflerinde çok iyi tanıdığım müteahhit Ömer var. Ömer, CCK'nın oluşturduğu müteahhit havuzuna katılmayı reddeden vatansever biridir. Adını duymuştum komutanım. Ömer Bey bölge için önemli bir adam. Örgüte patlayıcı vermediği için tehdit altında. Ayrıca bütün inşaatları bırakmasını, ihalelerden çekilmesini istiyorlar. Böyle olunca da kendi taraftarları konacak işe. Böylece işler hiçbir zaman bitmeyecek. Bitmeyince de işsizler ordusu çoğalacak. Daha adam kazandırmak kolaylaşacak. Şayet dedikleri olmazsa Ömer'in karısını kızını kaçırıp pavyona satmakla tehdit ediyorlar. Şerefsizler. Bu aileyi bu alçaklardan kurtarmak için hemen harekete geçin. Ömer sizi deposunda bekliyor. Emredersiniz komutanım. Çekil! Bir noter kağıdı vereceksin bize. Duymadın mı lan? İşlerini bıraktığına dair bir kağıt. Ver şunu hemen. Hangi ahırdan kaçtınız lan siz? Siz kimsiniz lan? Şehir fareleri. Nerede kaldı bunlar? Ne oluyor? Hadi geç yürü. Alın şunların yürü, ifadesini. Emredersiniz komutanım. Hadi. Bunlar kim? Baş belalarım Serdarlı Kordon. Gidelim çabuk. Gölge 5 ev kontrolü alındı mı? Alındı komutanım. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık. Evi korumaya almışlar. Bu herife unutamayacağı bir ders vermek şart oldu. Yoksa bu rezilliği parti bize sorar. Depodayız Naza Başkan. Çabuk davranın lan. Bütün depo yanacak ona göre. Tamamdır Naza Başkan. Hadi dağılın lan. Kolay gelsin arkadaş. Ne oluyor lan? Hala alevleri göremedim. Yakında senin alevlerin göğü tutacak ulan. Serdar. Ulan boşuna çabalama. O aileyi gözlerinin önünde parça parça edeceğim. Buna izin vermeyeceğim ulan. Vay be. Ya gerçekten hiç aklıma gelmedi ya. Sonunda baba oldum ya la ben. Ya ben şimdi ne yapacağım ki ya? Üf. Babalık ne kadar zor bir şey ya. Gerçekten baba olanlar ne yapıyor ki acaba? Nasıl bir hayat yaşıyorlar ki acaba ya? Doktor?
Ha. Hayırdır? Ne babası doktor? Baba mı? Ne babası? Kim burada baba dedi ki? Bir kere baba diyen birisi olmadı ki burada. Babayla ne alakası var ya? Yapma ya o babalık. Sen var ya, aşık olduğun için sürekli hayal kurmaya başladın. O yüzden iftira ediyorsun. Ben baba mı dedim? Biri baba mı dedi ki burada? Bunlara diş geçirmek zor olacak. Ben yılan gibiyim. Siner beklerim. Ama sonra birden saldırıp sokarım. Elbet bir açık verecekler. Kıvırma kıvırma. Ya ben senden Aslı'yı sakladım mı? Ha? Hani biz dert ortağıydık? Bak ne kadar da şey ince oyunlar yapıyorsun ya. Şahin sen ne kadar hiç çıktın ha. Oğlum bu numaralar bana sökmez. Bana boş yere hiç vicdan yapma. Yürü git. Doktor. Ya söyle hadi. Nedir şu baba meselesi? İyi be tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdilik hı-hı, iki tane çocuğum çıktı ortaya. Çocuk mu? Evet çocuk, niye bu kadar şaşırdı? Yuh. Ya küçük bir insan işte. Bir tanesi kız, bir tanesi erkek. Şöyle boylarda ya. Ama benim de haberim yoktu. Duyunca çok şaşırdım. Sonra babalığı bir sevdim. Hemen benim sevdim. Öyle bir şey olamaz ya. Şşt, var ya gerçekten hazırdan geldi bana. Böyle böyle çocuklar. Ah bir görsen. Hele küçüğü. Ay ağzını burnunu yerim senin. Doktor nasıl oluyor bu? Ya o şey ya. Orada gençlik hatası. Gözüm mü dönmüş? Ne olmuş o ara? Hatırlamıyorum işte. Bir şey diyeyim mi sana? Abi bir tane hazırda karı var. Ne güzel. Gerçi güzel değil. Gerçi çok da konuşuyor. Gerçi kaşı gözü ayrı, acayip oynuyor ama çok özüne çok iyi birisi. O mal beyniyle çocukları büyütmüş ya lan. Bir de çocuklar nasıl konuşuyorlar, bir dinlenmişler. Hı. Aynı sen ben gibi lan. Aynı bildim, sen ben gibi konuşuyorlar. Küçük adam gibi hiç viyaklama çekmiyor. Gerçekten babalık çok güzelmiş. Bunu tabii, baba olanlar tabii bilir. Sen bilmezsin tabii, tabii. Şahin. Nereden bileceğim? Babalık apayrı bir şey. Vay be doktor. Ana bir şey diyeceğim. Ağayla Kordon nerede la? Bütün bahçe işini yıktılar bizim başımıza. Ortalıkta yoklar. Herhalde komutana gittiler. Lav Şahin aklıma ne geldi bak. Babalık çok vefa isteyen bir şey. Ben diyorum gideyim bebelere biraz vefa yapayım. Vefa değil yemek yapayım. Yemek götüreyim açlık çekmesinler. Aç karınlarını doyurayım. Sen de ama şey yap ya. Ne beni yapayım? Biraz idare et. Nasıl olur? Vay. Yani. Sen ortamsın git. Şahin gel buraya. Tamam. Yavrum abartma hadi yeter. Hadi buralara iyi bak, buraları falan merak hep sula etme, tamam mı? Hadi görüşürüz ortağım benim. Hey Allah. Lan doktor evin ardından çıkıyor. Gördüm Naza Başkan. Takip et şunu. Ne yapıp ettiğini öğrenelim. Emredersin Naza Başkan. Lan, müteahhitin karısıyla kızı gidiyor, hem de korumasız. Alalım şunları. Herkes araçlara lan, emrimi bekleyin. Topla. Naza, tuzağa düşürdüler bizi. Ne yapacağız şimdi? Kaçtı belaları. Ava giden avlanırmış komutanım. Hadi götürün bunları çabuk. Ne oldu Hüseyin benim? Yakalayabildiniz mi hepsini? Çıbanın başı kaçtı. Ama yakalanacaktır.
Sağ ol yenge. Sayende güzel bir ders aldılar. Yavaş lan. Git. Bize pusu attılar. Akıllı herifler. Bir sürü adamı aldılar. Kefazı olduk lan. Rıza başkan. Ne var lan? Doktor ailesinin evinde başkan. Saçmalama lan. Doktorun ailesi yok. Var başkan var. Çocukları da var. Analık, biraz babalık gör, babalık, bak. Aman da burada ne varmış? Aman da ne varmış Allah burada? Sağ ol baba. Bana bak, sana hemen bir babalık öğüdü vereyim. Sakın fazla hız yapma. Çünkü hız ölümdür. Emniyet kemerinde her zaman takılı olsun, tamam mı yala? Sağ ol baba. Bana yapma baba. Anam senin bana yok mu baba diyen dillerini yerim yakı. Hanım hiç olmaz mı senin gibi güzel kızı olmaz ya, olur mu ya? Yok al bakayım. Sarım. Sene bakacağım. Sarım benim. İyi tamam al. Valla bu çocuklar ver ona da bana. Valla bu spalar beni dünyaya bağlayacak ha. Neymiş bu? Gerizekalılar ya. Çok tatlılar. Şşt oynayın siz burada akıllı akıllı. Bana bak kız, sana bir şey diyeceğim. Kader ile nasip. He? İsimlere bak ya. Bu çocuklara başka koyacak bir isim bulamadın mı kız Helal? İnsan biraz çağdaş isim koyar. Mükerrem Can koyar, Tuğçe Berk koyar, bir şey koyar be. Bulamadım ya, baba olaydın da sen bulaydın. Bana var ya, o kaşını gözünü oynatma. Zaten gevezesin, çenen düşük. Ne zaman alacağım bizi yanına? Kız daha dün bir, bugün iki, ne ara böyle şey yaptın ya? Bu acelen ne ya? Öf. Nasıl kız? Sevdin mi oyuncağını? Alo, ver ye. Lan kim baba? Vay 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 vay. Doktor, aile saadeti ha? Doktor, bu çocuklar senin mi? Yok, camiden buldum bunları. Kim bunlar lan? Bu hanımefendi sigortacı, o da defterdarlıktan geldi. Lan tiplerinden belli değil mi kim oldukları? Tam bir ahraz ya. Biraz ahraz bu. Alın lan şunları. Ya bırak beni ya. Baba. Bıraksana baba. Beni. Ya abla size şaka yapıyor. Ya. Dokunmayın çocuklara la. Ya bırak beni ya. Baba. Yapmayın. Baba. Önce hangisine sıkayım? Ne istersiniz? Kız çocuğundan başla. Tamam. Ay yapmayın. Baba, baba kurtar. Kızım. Baba. Şşt. Yo yo. Baba ya. Yapma la. Yapma. Kurtar beni. Onlar daha bebedir Naz'a. Bana yap ne yapacaksın? Ben buradayım. He hadi. Günahdır onlar daha çocuktur. Şşt. Çocukların kurtulsun istiyorsan Ömer'in ailesini vereceksin bize. O dediğin iş biraz çetrefil bir iş. O yüzden ben onu yapamam. Şakam olmadığını iyi biliyorsun doktor. Naz'a. Sakın yapma ki. Elime düşersen senin o dişlerini kör kerpetenle senin sökerim ha. Bir şeyler yap doktor. Yeah. Baba kurtar bizi. Tamam la tamam dur. Tamam. Ne isterseniz yapacağım. Ha şöyle. Babam. Tamam tamam. Çocuklarını sevecek vaktin yok. Ana kızı derhal istiyoruz. Şişt, geçin bakayım şöyle. Gel, geç. Gel. Tamam. Tamam o işi hallederiz de önce komutanı, Şahin'i bir de kordon. Onları evden çıkarmak lazım. Siz de bana yardım edeceksiniz la. Tamam lan. Şu telefonu ver hele. Alo. Semra ne yapıyorsun ki? Benim ben doktor. Hem muhteşem yakışıklı olan. Kızım. Aslı'ya bir de bakayım bu da. Şey yapsın beni meydanda beklesin. Doktor.
Gördün mü çocuklarını doktor? Hey ya Şahin. Gördüm ya la. Sağ ol la. Gerçekten çok yüksek sevaba girdin ha. Ya doktor. Ha. Bakıyorum da çocuk deyince gözlerin ışıldadı senin. Değil de sen onu boş ver de ne diyeceğim ben şöyle. Sana? Yuvayı aradım. Aslı'yı meydana çağırdım. Lan niye? Bir dinle ya. Bir dinle. Of. Bak kafayı bir çalıştır. Aptal aşık olma la. Sen bu kızı çözlemedin mi yala? Ya doktor sırası mı şimdi? Hem biliyorsun Aslı şeyde. Bak benim of be doktor ne yaptın ha. Ya? Ne diyeceğim sana? Bana böyle beylik laflar yemez. Hadi git gör kızı. Git gör. Bak gidiyorum ha. Gidiyorum. Git lan. Sağ ol doktor. Hadi git. Ömer. Dikkatli ol olur mu? Baba gitme. Merak etmeyin. İçeri girin hadi. Aga hayırdır? Şantiyeyi basmış yakallar. Yapma ya. Ailem sana emanet doktor. Merak etme Ömer Bey. Ne demek ya? Şahin nerede? Arkada o kendisi. Arkaya gitti. Arkada kendileri. Doktor. Gözünüzü dört açın. Merak etmeyin aga ne demek? Hadi gidelim Ömer. Hadi kolay gelsin. Öf. Ah. Tam iyi oluyordun ya. Ne güzel işe girmiştim. Timci olmuştum. Doğru yolu bulmuştum ya. Af. Olacak iş mi ya bu? Başladığın pisliğe geri dönüyorsun doktor ya. Ayın. Efendim, size muhteşem derecedeki zekamla hazırladığım muhteşem bir tavşan kanı çayı getirdim. Buyurun. Niye zahmet ettiniz doktor bey? O ne demek ya? Ne zahmet ne demek ya? Ben gerçekten muhteşem çay yaparım. Al sen de bunu. Şimdi niye diye soracak olursan. Şimdi daha da ben bütün zamanımı mesela işkence üzerine geliştirdiğim icatlar ve çay demleyerek geçirirdim. İşte ne yapacaksın? Orada başka meşgale de yok. Hadi bir yudum alın da bitsin bu iş. Allah'ım bitsin bu iş kurtulalım. İnşallah, inşallah. Ne oldu bana? Anne! Öf. Ya ama gerçekten şimdi sizin beni affetmeniz lazım. Yani ben artık bir babayım. Babalık çok zor bir şey. Benim iki tane küçük gündem var. Onlar için yaptım bunları ya. Of. Nalet. Neydi bunun numarası ya? Alo Naz'a ne yapıyorsun ya kız? Lady. Bir şey diyeceğim. İşte tamam gelin şunları alın. Ha bir şey daha diyeceğim. La oğlum buraya gelirken dikkat edin. La arka bahçeden gidin. Bırakın bizi. Müteahhitin ailesi bunlar ha. Ne istiyorsunuz bizden? Suçumuz ne? Sen onu kocana sor kadın. Zavallılar. Salak Ömer'in hatası yüzünden perişan olacaklar. Pek de hanım hanımcıklarmış lan. Toplama. Dokunacağız. Daha fazlasını yapacağız abla. Pavyonlarda içki mezesi olacaksınız ana kız. Asla. Öldürürüm daha iyi. Yok ama öyle kolay kaçmak tatlım. Ben sizin ölmenize müsaade etmem. Allah'ım. Nedir bu başımıza gelenler? Hiç boşuna ağlayıp sızlamayın be.
Kimse size yardım edemez. Kocan general midir, paşa mıdır, ne zıkkımsa. Onun timine çok güveniyordu. Hadi o iki serseri gelsin de kurtarsın sizi bakalım. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl görmedin doktor? Nasıl görmedin? Ya aga, ben sana kaç kere anlattım ama durumu. Çay demlemiştim muhteşem. Biz çay içiyorduk beraber. Dururken arkamdan biri buraya nasıl bir kafam var? Ondan bayılmış gitmişim ben ya. Bir ayıldım gitmişler. Yoklardı ki. Bodrum'dan kaçırmışlar komutanım. Nöbetçiler de hiçbir şey görmemişler. Bize kötü oyun oynadılar. Komutandan yardım isteyelim. Bütün karakollara işgal bildirelim. Emredersiniz komutanım. Hadi. Geçmiş olsun. Ya Ömer ağam, bir şey diyeceğim. Ya bence sen artık komutanlara falan güvenme. Yani çünkü benim duyduğuma göre senin karınla kızın çok büyük tehlikede. Ya sen aileni bir daha göremeyebilirsin. Evet. Yapma doktor. Ya ama aga, ben bir şey yapmıyorum ki. Ben sadece sana doğruları söylüyorum. Aileni bir daha görmek istiyorsan bence sen CCK'nın istediklerini yerine getir. Yani ne yapacaksın ki başka? İstediğimiz olmazsa karınla kızını pavyonlarda meze ederiz. Haklısın galiba doktor. Notere gidiyorum ben. Bütün işlerimden feragat edeceğim. Tamam. Ya tamam bir dakika. Komutana sakın bir şey çaktırma, tamam mı? Ben durumları idare ederim. Hadi gidelim. Doktor. Hop. Nereye? Aga Ömer Bey rahatsızlandı da tansiyonu falan hep bütünden yükselmiş. Herhalde başına gelen olaylardan. Ben onu bir hastaneye götüreceğim. Çünkü bu herif sana deli gibi aşık Aslı. Anlamadın mı? Söyledikleri gerçekten doğru muydu? Niye bakıp duruyor ki? Ne yapacağım ben ya? İçimi okumak istiyor gibi. Niye bakıp duruyorsun Aslı? Tatlımız bitti. Kalkalım istersen. Amma aksi kız ya. Ne yapacağım ben bununla? Yandın oğlum Şahin, yandın. Sevda uğruna ömrün tükenecek. Ama değer. Yok, bu evlilik olmaz. Boşuna hayal kurma baba. Baksana, bizi gördüğü halde kaçıyor. Bir merhaba bile demedi bana. Ben bu evlilik olacak dedimse olacak. Daha Şahin'i bulamıyoruz. Nasıl evleneceğiz biz? Hadi kalkalım. Ne yapıyor bu ya? Arkada kalıp hep bana bakıyor. Adam gibi gözümün içine bakmıyor. Sinsi bu ya, art niyetli. Biraz parkta otursak ona her şeyi anlatacağım ama. Şey Aslı. Şey diyecektim. Yok bir şey. Ne söyleyeceksin söyle, kırıtma. Ne kırıtması ya? Doğru konuş. Parkta oturalım mı diyecektim. Söyleyeceklerim var. Maymun etti bizi baba. Sus kız. Kapa çeneni. Sinirimi tepeme çıkarma beni. Şey diyecektim. Konuşamıyor. Bana benzedi. Seni dinliyorum. Tamam bir dur ya. Dur bir. Allah Allah. Of, nasıl söyleyeceğim sevdiğini? Aslı. Şahin bu. Nerede baba? Nerede? Şahin. Dur kaçma Şahin. Sonra kötü olacak ha.
Bu ne kepazelik yeğen? Maymun ettin bizi. Köşe kapmaca oynuyoruz çocuk gibi. Görevde olduğumuzu söyledim amca. Görevde de olsa insan nişanlısından kaçar mı? Kaçar. Çünkü ben seninle evlenmek istemiyorum Remzi. Baba. Ne diyorsun sen yeğen? Ne demek evlenmek istemiyorum? Ben Remziye ile evlenmeyeceğim amca. Ulan bu evlilik olmazsa babana kan davası başlar demiştim. Nedir senin niyetin? Aileni bana kırdırmak mıdır? Amca saçmalama. Sen babamın kardeşisin. Ben senin yeğeninim. Kime kan davası gidiyorsun? Ulan beni parmağında oynatacağını mı sandın? Sözümden dönersen kan çıkar. Adet böyledir. Bilmez misin? Ben Remziye ile nişanlanmak istemedim. Sen zorla nişanladın. Çayını aramıza sen girdin. Senin yüzünden o evlenmekten vazgeçti. Konuşamıyorsun Remziye. Değil mi? Tabii tabii. Konuşsana. Ha? Görmüyor musun? Konuşsana. Kız yaralı. Konuşamıyorsun değil mi? Tabii tabii. Konuşsana be. Konuş. Yeter. Rahat bırak kızı. Görmüyor musun? Boğazından yaralı. Konuşamıyor. Amca, ben Remziye ile evlenmeyeceğim. O kadar. Yürü aslan. Ulan pişman edeceğim seni. Benim adım Şehmuz'la. Komam bunu yanına. Ay, ay kötü oldum. Bayılıyorum ben baba. Kalk kız sen de. Bırak oynamayı. Bu iş daha bitmedi. Evlendireceğim seni Şahin'le. Şunları. İyice çocuk parkına döndü burası. İki dakika durun. Şşt, Zahit. Yaklaş. Yaklaş. Gir gir. Bütün inşaatları, ihaleleri bıraktım. Ailemi istiyorum. Karım kızım nerede? Onları verin bana. Senin cezan çok büyük müteahhit. Bizi çok uğraştırdın. Seni çok kolay bırakırsak olmaz. İbreti alem için bir ceza vermek lazım sana. Ki diğerlerine ders olsun. Karını kızını pavyonlarda arayacaksın Ömer. Hayır. Bunu yapamazsınız. Ailemi verin bana. Defol git hadi. Atın şunu dışarı. Bunu yapamazsınız. Tamam tamam. Dur. Tamam. Durun ya. Bıraksanıza. Alçak herifler. La dur ya, la ya dur, Rabbim ya. Ya bırakın beni. Daha zevkli, çok güzel tarafları var. Onu da kaçırıyorsun ama. Lan karışma doktor, çekil kenara. Ne? Doktor haklı. Hayatın boyunca pavyonlarda sürüneceksin. Karını kızını arayacaksın. Çektiğin acı herkese ibret olsun. Bravo. Reklam dediğin şey böyle bir şeydir işte. Götürün atın şunu çöple. Götürün atın dedi ha. Öldürün demedi. Atın dedi ha. Hadi. Atın dedi. Evet şimdi gelelim öbür kısma. Şimdi ben kendi üstüme aldığım vazifeyi 10 numara yerine getirdim. O yüzden de çocuklarımı, bebelerimi geri istiyorum bir zahmet. Verelim doktor, verelim. Çocukların varken gene işimiz düşer sana. Sen beni daha görürsen. Gelin lan bebeler. Baba, babacığım. Koş da koş. Baba. Tamam, tamam. Al bakma, tamam. Serap, beni de bebeleri al. Hemen eve, hadi bakayım. Hadi bata sıcağı, bizi ne hale koydun? Ya şu ortamda ettiğin lafa bak, geveze. Yürü git. Yakalın lan karşımdan. İşim başımdan aşkın zaten ya. Ya bu karı kıldırma çektim, nedir ya? Ha? Ya bir şey diyeceğim. Ya size bir dedikodu yapayım mı? Bu kadın aslında özünde iyi bir kadın. Ama abo çenesi nasıl bir düşük, nasıl bir titiz. Abo kaşı gözü bir ayrı. Sen de git doktor, ne duruyorsun? Nereye gideyim acaba he? Nereye gitmemi istiyorsun? Ya kordonla Serdar aptal mı ki acaba? Onlar kesinlikle işi benim tezgahladığımı şıpadanak çözerler. Şşş, Naza aklıma bir şey geldi. Bence askerlerin yanında bana rahat yok ya artık. Ben diyorum ki örgüte yeniden transfer olayım. Ne diyorsun kız bebeğim? Tamam doktor, yanımızdasın.
Ya bu adam deha ya. Anam aklıma nasıl güzel bir fikir daha geldi. Yarın diyorum ki gazeteye gideyim tam bir sayfa ilan vereyim. Muhteşem pislik terörist doktor geri döndü. Hafta içi her gün 24 saat hizmetinizdeyim. Ay nasıl espriliyim ya. Hadi bu müteahhit dosyasını kapatalım Naz'a. Kapattık. Kadın tacirleri mahzene geliyorlar. Gidelim. Sen git. Komutanın kurşunu hala kolumda. Şunu halledeyim de öyle gelirim. Tamam. Hadi bize müsaade. Aslı. Aslı. Ya anlattım işte her şeyi. Ya ama bak ben Remziye ile evlenmek istemiyorum. Ya niye bana ne diyorsun ki? Hem belki ben başkasını seviyorum. Merhaba Şahin, nasılsın? İyiyim iyiyim, sağ ol. Aslı! Ya Aslı! Yakında Aslı'yı unutturacağım sana Şahin. Onun peşinde koşmayı bırakacaksın. İşte ana kız bunlar. Ne istiyorsunuz bizden? Ne bakıyorsunuz? La para vereceğiz. Alışın bakılmaya. Pavyonda star olacaksınız lan. Bu iyi parçadır la, çok pereli. Onu uzattılar la. Hadi uzatmayın, alın götürün şunları. Ya böyle olmaz, saçlarını görelim. Dokunma! Dur be, dur. Dokunma onlar! Ya, dur! Bırak! Dur, dur. Bırak! Bırak beni! Çekil elini bizi! Şerefsizler! Saçlarını görmezsek yatar bu iş. Lan bir de sizle mi uğraşacağım? Açın şu örtüleri. Madem güzelsiniz niye saklıyorsunuz başınızı? Öldürün daha iyi. Kendimiz gitmeden saçımızı göremezsiniz. Bırakın yobazlığı. Sizi bu hale din getirdi. O halde git ananı bacını getir ver bozundıklara. Açın lan şunların başını. Bırakın. Yeter lan! Gebertin lan şu döneyi! Lan! Yatın lan! Yatın! Anne! Benim sabrımı sınama lan! Anne! Zaten burnumdan soluyorum. Şarjörümü boşaltırım ağzına. Tamam yenge. Geçti. Ya ağa geç kalacaksınız diye benim ödüm koptu ya. Ya pardon. Ya biraz antrenman yap bence. Çok yavaşlamışsın sen ya. Çalış biraz. Bir şeyiniz yok değil mi? Bu da onlardan komutan. Yok yenge. Göründüğü gibi değil. On numara yapmıştır. Hayırdır doktor? Neymiş bu ödüm kalım meselesi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim iki tane çocuğum var. Ne diyorsun doktor? Lan manyak hasta bakıcı. Hangi arada çocukların oldu lan senin? Hangi bir çareyi kandırdın yine? Ya pardon bir sus ya. Durum gerçekten çok ciddi ya. Şimdi benim çocuklar Baver'le Nazan'ın elinde. Ya şöyle bir şey söylediler. Eğer Fatma yengeyle Nazlı bacıyı onlara teslim etmezsem benim çocukları öldürecekler. İstediklerini verelim komutanım. Böylece hem çocukları kurtarırız hem de Baver ve Naz'ı yakalarız. Bu iş kökten biter Celil. Aile de kurtulur.
La, mapusta bu kağıt artık işine yaramaz değil mi? Seni gidecek hacı seni. Kalan! Gel! Doktor! Nasıl ortalarda yok? Ya evet ya, o da gelecekti ama gelmedi niyeyse. Ne oluyor lan? Bağır lan bu. He? Ulan doktor. Ulan sen yaktın bizi. Allah'ım. Fatma Nazım olmadan yaşayamam ben. Rabbim. Yardım et onlara ha. Kurtar onları. Nereden çıktı bu çocuklar? Ya aga gerçekten beni utandırıyorsun ama ya. Şimdi nasıl anlatayım ki ben bunu? Şöyle oldu, ben okuldayken bir ara benim kafa karıştı. Ya neyse, benim şu an bir tane karım var. Nasıl böyle iyi birisi ama çok gerizekalı, çok mal, çok akılsız. Kaşı gözü bir ayrı oynuyor. Ama olsun, iyidir ya aman. Gençlik hatası yaptım işte. Evleneceksin lo. Hamit'le evleneceksin. Başka da çaresi yoktur. O benim kardeşim sayılır baba. Nasıl koca görürüm ben onu? Töre böyledir lo. Ya evleneceksin ya da kocanın yanına bir mezara gireceksin. Baba, baba yapma. Çekil kız sen. Benim dediğimi yapacaksın. Baba. Ondan da başka baba. Baba kurban. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun sen? Sen karışma lo. Aile meselesi bu. Ne oluyor dedim. Bunu Hamit'le evlendireceğim. Dik kafalı. Karşı geliyor. Bu işler zorlu olmaz. Olacak. Başka da yolu yoktur. Ya Hamit'le evlenecek ya da... O benim kardeşim gibi baba. Nasıl koca görürüm ben onu? Bu işler zorlu olmaz. Hem belki başka kısmeti çıkar. Onunla evlenir. Bunu kim alır be? Başıma kaldı. Hamit'le evlenecek. Başka da yolu yok. Etme baba. Hamit kocamın kardeşim. Benim de kardeşim. Nasıl evlenirim onunla? Ha, hala konuşuyor. Delirteceğim beni lo. Evleneceksin hala. Evleneceksin. Baba yapma baba. Baba yapma. Evleneceksin. Bu kız benim yüzümden bu hali. Allah'ım. Ne yapayım ben? Ben evleneceğim Zeynep'le. Allah'ın emri.
Peygamberin kavliyle ben evleneceğim.